Hey, hey, herkese merhaba Dünya Nereye Doğru hoş geldiniz. Ben Alex Hanım Derzim olduğu gibi arkam var. Merhaba. 49. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçen haftanın konusuyla başlayalım. Günümüz sineması dünyayı kötüye götürüyor çıkmış %60'la hem de güzel bir oran böyle konularda hiçbir zaman zaten çoğunluk çoğunluğun ağır bastığı bir tercih göremez. 85 90 bekleyemeyiz değil mi? Bu kadar evet. da abartı olur yani. %60'ı kesinlikle bir galibiyet sayabiliriz. Kesinlikle böyle konularda arada yani şey olmaz. Arada değil ya pardon yani ezici ezici galibiyet olmaz. Olmaz bence de. Ayrıca Oscar törenlerini de izledik. Hiç de bir şey yoktu değil mi? Hiçbir akılda kalan hiçbir şey olmadı hakkında. Oscar söndü mü diyorsun? Söndü. Yani şöyle oldu hakikaten. Bu senin filmlerinden sıkıldın değil mi? Me Too. Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten. Gerçek Gerçekten bu sene böyle oldu. Bu arada Me Too demişken aklıma şöyle bir şey geldi. Yani bir sürü sanatçının kariyeri bir nebze bitmiş oldu değil mi? Yaptıkları e, ahlaksızlık sebebiyle. Kötü hareketler sebebiyle. Ee. İnsanlara zarar verdiler. İşte geçmişte kötü hareketler yapmışlar falan. Dolayısıyla şimdi ne ödül alabiliyorlar, ne bundan sonra film çekebilecekler, ne de herhangi bir şey. Bugün düşünürken aklıma şu geldi. Şimdi ahlaken bozuk olan veya işte kötü hareket diye tanımlayabileceğimiz hareketler sadece taciz ve tecavüzle sınırlı değil. Öyle değil mi? Hı hı. Şimdi biz diğer hareketler için de mi bir denetim içinde olmalıyız? Yani şimdi şöyle düşünelim. işte Louis C.K. Ee, tacizci veya işte insanların önünde güç ilişkilerini kullanarak zorla mastürbasyon yap yapıyor falan. Ee, saçma bir şey yapmış hakikaten. Evet. insanlara zarar vermiş, travma yaratmış onlarda. Hmm, Her neyse yani en şey ihtimal ya daha Harvey Weinstein diyor. O daha tartışmasız. İnsanları taciz etmiş. İnsanlara zorla etmiş. masaj. Evet. Hakikaten. Yani, evet zorla Nasıl şarkı. bir yani. <laughs> o zaten oraya hiç girmiyorum saçmalık orası. <laughs> Şunu söylüyorum mesela şimdi bu ahlaken bozuk bir hareket. Bu bir suç. Suç? Ya. Yani, taciz suç hmm. <laughs> yani, ama şimdi öyle deyince Louis Hickey'in durumunda ben bir taciz görmüyorum o biraz görmedim. daha tartışıyorum tamam Harry Weinstein'dan konuşalım ya böyle her önüne gelen otoriter insana Hitler demek gibi bir şey bu evet. ee, Harry birbirimize Weinstein... dokunamaz hale geleceğiz <laughs> <bu nokta. gülüyor> ya oraları hani şey yapıyorum zamandan dolayı geçiyorum oraları yoksa hani oralar da evet. kesinlikle tartışmaya değer bence evet. de ama mesela Harry Weinstein'in yaptıklarından bakalım ya da Kevin Spacey mesela Hı hı. Kesinlikle taciz etmiş. Yüzde yüz. Kendisi de kabul ediyor. 16 yaşındaki çocuğa yapmış. Yani yüzde yüz taciz. <laughs> şimdi mesela bu bir, Öyle değilim. bu bir ahlaksızlık. Bu bir suç. Ama şimdi mesela bu kişinin kariyeri bitti değil mi? Öyle gözüküyor en azından şimdilik. Evet. Şimdi bizim sanatçıları değerlendirirken şu bu bu aklıma geldi dün düşünürken biz sanatçıları ahlaki değerlerine göre mi değerlendirmeliyiz? Çünkü şimdi tek suç taciz, tecavüz falan gibi şeyler değil ya. Başka suçlar da var yani. Hı hı. Başka ahlaki bozukluklar da var. Zina. Herhangi bir şey olabilir. O günkü <laughs> işte o günkü ahlaki durmaya. Mesela hırsızlık. Bugünkü o. <laughs> ya, zina mesela biraz daha tartışmalı bir konu ama Hırsızlığın bir ahlaki bozukluk artı suç olduğunu kimse reddetmez herhalde. Karını ölümcül bir hastalıktan kurtarmayla <laughs> klasik ahlak felsefe evet, evet. sorusu. <laughs> evet, duruma göre tamam onu geçelim. Normal şartlar. Ha O zaman okeysin. O zaman tabii ki okeyim. Hmm, sen normal neydi o kimya derslerinde kullanılan ifade normal hava koşullarında. <laughs> evet. <dedi>. <gülüyor> <gülüyor> ya demek istediğim şu. Başka tür bir ahlaksızlık yapan bir insana neden işte Oscar verilmesini hak görüyoruz da sadece yani filtremiz sadece taciz tecavüze mi çalışıyor? Bu benim biraz garipme gitmeye başladı hakikaten ama işte ağır bir filtre. Ya o bakımdan insanlar etkileniyor. Ya hakikaten böyle ufak bir bakkaldan gofret çalmakla bir kadın ya, taciz etmekle. Öyle etmek olmasın arasında mesela şöyle olsun var. işte kendi filminde çalışan bir sürü kişinin hakkını yedi. Onların işte maaşlarına kondu falan. Evet. Bu tip bir böyle büyük bir ahlaksızlık. Ve işte o film için iki yönetmen aslında düşünülüyordu. Öbürünü elemek için bir sürü hareket yapmış mesela. Bu hey. kişiye yine de Oscar verilmedi. Yani bu insanlar zaten bir sürü ahlaksızlık yapıyor. Bilmiyorum Tabii. eğer bir, yani bir kişiyi yaptığı ahlaksızlıklarla yargılamaya başlarsak eğer hı hı. ödül verilecek kimse kalmayabilir. Ama bir kişi yaptığı ahlaksızlıklardan dolayı hiçbir şekilde yargılamamaya da başlarsak bu sefer ortalık neye döner bile... yani Orman <laughs> yani, Vay, Ben geldi. şunu söylemek Söyleyemem. istiyorum, bunu yargılayacak merci, Hollywood veya işte akademi olmamalı aslında. Halkın. Halk da değil ya, bunun için mahkeme var. Yani hmm. bir yerin taciz ettiyse. Tacizin cezası belli değil mi? Belli bir süre hapis yatması gerekir bu insanın. Yahu Hapis işte, cezası var yani bunun. Bunlar Veya zor işte sorular. para vermesi gerekir bilmem ne. O artık içinde bulunduğu ülke hangi cezayı öngörüyorsa o cezayı görmesi gerekir bu kişinin. Ama Bundan işte, kurtuluş olmamalı. Ama. ama şu da bir garip yani. Bir şekilde o ülkenin kanunları bu insanı hapse mahkum ederken çıkıp Oscar ödüllerinde yaptığı işe ödül verip Bence bu garip alkışlamak işte. bir şey değil mi? Ben de böyle düşünüyorum. Ama işte insan bir şekilde yani bu anlayabiliyorum yani. <laughs> Anlayab yani mesela çünkü sen şu an hırsızlık diyorsun. Diyelim ki işte Meryl Streep bir yaşında çocukları tecavüz ediyor. Evet. Bu bir gerçek. Diyorsun evet. Öyle olduğunu kabul edelim. <laughs> <laughs> Ve hala en üstün şekillerde ödüllendiriliyor. Ee, ya bunun evet ayrımını ya, ya sanatçılarda sık rastlanan bir durum. Yani şu en basitinden pardon çok özür diliyorum. Şöyle düşün, Bir şair bile bir şiir yazdı mı en büyük hayal kırıklıklarıyla en büyük ne bileyim işte aşk acısı cart curtla... Bir şiir yazdı mı? Senin inanılmaz hoşuna gidiyor diyelim ve tarihe evet. damgasını vuruyor diyelim. Tabii. Yani bir sonraki nesiller bile okuyup duygulanabiliyor. Hı -hı. Şimdi bu insan bu duygulaya gelmek için çok büyük acı çekmiş. De olabilir, evet. Şimdi bu insana sen gidip diyorsun ki tekrardan ah böyle bir şiir yazmışsın. Keşke o acıları bir daha çeksen de böyle bir şiir yazabilsen. Bunu ben nereden bağladım Oscar'a bilmiyorum. <laughs> Hakikaten ben de anlamadım ama. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> söylemek istediğim şu. Meryl Streep eğer 1 yaşındaki çocukları taciz ediyorsa aldığı ödül çocukları taciz ettiği için değil. Oynadığı filmde iyi oynadığı için. Bu onun ahlaksız bir insan olduğu gerçeğini değiştirmez. Ama çocuklara taciz etmese belki de Meryl Streep Meryl Streep olmayacak. Ya olabilir şimdi o kısmını bilemeyiz ama. Ha işte burada şair noktasına evet. bağlamıştım ben. Kusura bakma. Şimdi bağlandı olay. <laughs> bağlantıyı sonra bazen yani şu... konuşuyorum sonradan bağlantıyı keşfediyorum. <laughs> yani şunu söylemek istiyorum. Bir insanın yaptığı işe veya o işe dair ödül almasına çok da mani olmamalı bence. Bu konuda işte ben de katılıyorum sana ya. Yani bir şekilde zihnimizde sanatsal varlıkla ahlaki varlığı ve işte bilmem ne varlığı falan ayırt edebilmemiz lazım. Evet. Ama insan ve zaafları olan bir mahluk olduğumuz için bu konuda <laughs> maalesef bazen eksik kalabiliyoruz. Yani kısacası şöyle diyebilir mesela bir insan hem ahlaksız hem de çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir senarist olabilir. Evet. Değil mi? Hem suçlu hem bunlar da olabilir. Mesela aynı sene içerisinde hem 10 sene hapse mahkum olup hem Oscar da alabilmeli bence. Evet. evet. Yani çünkü ikisi Sonunda birbirinden katılır. tamamen bağlantısız şeyler. İşte tamamen bağlantısız da biraz pislik <laughs> var orada biliyor musun? Çünkü şu mesela Bence hapse girdiği için işleri daha çok ilgi görebilir falan. Yani böyle pislikler var sosyal bilimler <laughs> ve sanat alanında. Yani evet, tamam. evet. Yorumlara gelecek olursak dünya nereye gelen tek bir yorummuş sadece bu bölüm. Esefle kınıyorum bu arada dinleyicilerimizi. Sadece bir yorum geldiği için Demiş ki anonim kişi demiş ki o bu programda Adorno, Horkheimer referansı duyacağımı hiç düşünmezdim." Niye hiç düşünmüyorsun? Yani biz de boş adam değiliz ki. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii ki biz de bunları okuyoruz. Tabii ki biz de bunlardan bahsediyoruz. Sadece isim vermiyoruz. Yani bunu sen anlamışsın, bir sürü kişi anlamadı. Bugüne kadar kim bilir kaç referans verdi abi diyorsun. Evet yani. Hani sen kültür endüstrisi teorisini okumuşsun belli ki. Adorno Hor sen mi bahsettin bu arada. Ben bu yorumu okudum ve dedim ki ne oluyor lan? Yani böyle, böyle bir şeyden bahsedildi. <laughs> ya bu özel da. olarak Adorno Horkheimer falan diye bahsetmedim ama. O kadar içselleştirmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Daha bile değil mi? Fazla zaman bir bize paye verilmesi lazım bence. Yahu sayın yorumcu senin referans saydığın şey bizim yaşamımız be. <laughs> Aynen gayet hani kendi şeyimiz haline getirmişiz. kendi düşüncelerimiz haline getirmişiz. <laughs> Evet evet ondan bahsediyor. Kültür endüstrisinden bahsettim falan ya. Onu söylüyor. Yani her seferinde söylemeye gerek yok herhalde böyle şeyleri. Name dropping yapmıyoruz yani. Evet. O arada zaten normal bahsediyoruz yani. Yaşam... Ondan oradan isteyen onu anlıyor isteyen başka bir şey anlıyor falan. Bunlar önemli değil bence. Evet. Binecek. Postmodern romanız ya. <laughs> ya. bir noktada her söylediğimiz şeye referans vermeye kalkışsak referans vermekten konuşamayız. O zaman bu haftaki konulumuza geçelim. Bakalım bu hafta ne ne referans vereceğiz. Geçelim. Ne getirdin? Ne getirdim biliyor musun? Çok genel bir konu getirdim. Hatta dinleyiciler bu konuyu duyduğunda şöyle diyecek. 49 bölüm oldu. Nasıl olur da bu konu konuşulmaz? <laughs> Böyle bir konu getirdim. Konum şu. Reklam dünyayı iyiye götürüyor reklamlar <laughs> genel olarak tehlikeli bir konu bir büyük kitleyi karşına almayı göze aldın yani bu konuyu göze. aldım ama genel olarak biliyorsun zaten baya büyük kitleleri evet. karşıma almaya göze almış bir <laughs> insanım yani o benim için çok problem değil bilmiyorum çok sempatik duruyorsun <laughs> bir şey sağ ol. bana değil <laughs> dinleyenlere <laughs> o zaman sağ geri abi. <laughs> ya mesela reklam konusunda en e, güncel tepkilerden bir tanesi nedir? İnsanlar şöyle diyor artık. Ne oldu biliyor musun? Abi inanamazsın ya. Black Mirror. Ne? Black Mirror o bir dizi ya. Black Mirror evet. Arkadaşlarımla konsere gitme planı yapıyorduk. WhatsApp'tan birkaç böyle mesajlaştık falan konuştuk hangi konsere gitsek diye. İnanır mısın? Instagram'a bir girdim konser reklamları nasıl <laughs> olur abi böyle bir şey ya Black Mirror <laughs> abi takip ediyorlar bizi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an anladım. <laughs> Senin yani <cool>. ne istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun yani? Ne istiyorsun? Şimdi ilgin konsere gitmek o anlık ilgin. Bugün mesela düşünelim. <laughs> evet. Bugün konsere gitmek istiyorsun. İşte Instagram'a giriyorsun, Facebook'a giriyorsun, Twitter'a her neyse, herhangi bir şeye giriyorsun ve konser reklamları görüyorsun. Senin hayattan istediğin nedir internetten istediğin makyaj malzemeleri reklamı görmek mi istersin? Yani İsteyenler tamamen rastgele bir reklam mı ediyorsun? görmek istersin? Tabii ki makyaj reklamı görmek isteyen de var. Buna karşı mı çıkıyorsun? Hayır, karşı çıkmıyorum. Şöyle söylüyorum. Makyaj reklamı görmek isteyen makyajla ilgili konuşuyorsa o da onun reklamını görsün. Ya. Yani hedeflenmiş reklamlar buna yarıyor zaten tam olarak. Ama get dolaşmayı getirmiyor mu? Getirsin. Sen ne istiyorsan onu getiriyor işte sana. Zaten melezleşme. genel olarak sosyal medya bunu getiriyor sana. Ya i̇şte melezleşme nerede? Biraz melezleşelim. Dünyanın o gidişatı bu değil mi? Niye i̇şte get o, sana bağlı, o sana bağlı. Bugün sen konser konuşursun. Yarın makyaj konuşursun. O zaman bugün sana konser reklamı gelir. Yarın makyaj. Böylece melezleşme de olur yani. Ama dövme reklamı hiç gelmez. Gelir eğer hangi dövmeyi yaptırsam diye düşündüysen. Ama işte güzel olan benim hiç düşünmediğim bir şeyi benim aklıma sokmak değil mi? Yani bunu yapması gereken şey reklam değil bence. Arkadaşlar Kaldı mı? ki arkadaşlar olabilir <laughs> evet aynen. <laughs> Veya işte herhangi bir çek ettiğin işte ekşi sözlük olur, Reddit olur bilmem ne. Artık hangisini seviyorsan veya Saçmalama, işte Twitter feedinde görebilirsin. iğrenç noktalardan bahsediyorum. <laughs> Peki ki, tamam o zaman arkadaşlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya onlar getirebilir aklına veya kendi kendine de gelebilir. Yani ya da rastgele reklamların döndüğü televizyon var mesela. O oradaki reklamlar gayet rastgele dönüyor. Sen televizyona da karşıydın ama sanırım. Televizyona karşı değilim açıkçası. Ama işte sen sen sevdiğin şeyler önüne gelsin, sevmediğin şeyler birinde kalsın istiyorsun. Yani istiyorum tabii ki çünkü mesela ben çoğunlukla işte diyelim ki az önceki örnekten yola çıkarsak konser ve tiyatro arıyorum mesela. Son iki gündür yana yakıla gidecek bir aktivite arıyorum. Hı hı. Böyle bir halimde reklamlarda UFO ısıtıcı mı çıksın istersin <laughs> yoksa? gidebileceğin konser ve tiyatro ihtimalleri mi çıksın istersin? Yani ikincisi gibi geliyor bana herkes için geçerli Hayır, ama Neden bu paranoya? <laughs> Neden yani? İşte bizi takip ediyorlar. İşte benim dediğimi dinlemişler. yazdıklarından bunu çıkartmışlar. <laughs> bunu çıkartmışlar falan. Yani çıkartsan olur ya. Allah aşkına sen kimsin ki? Ben kimim ki? Yahu bir sen girsin iki yazmasaydın ya. Ayrıca da öyle evet. Yani Niye yazma gereği duydun? Kendi reklamını yapmak istedin. Hiç şöyle de düşünmek lazım ya. Bizi takip ettiklerinin farkında olmayan bir insan var mı artık? Yok, değil mi? Böyle ya. bir şey imkansız yani. Kullandığımız WhatsApp, Facebook, Instagram hepsi Facebook'un. Dolayısıyla tabii ki yazdıklarını takip ediyorlar. Twitter bir şekilde senin yazdıklarını kullanıyor. Google zaten baş şeytan falan. <laughs> Dolayısıyla yazdığın her şey tabii ki senin aleyhine kullan Eğer bunu aleyhin olarak düşünüyorsan, tabii ki bu şekilde kullanılıyor yani. Ne düşünüyordun? İşte, ne sanıyordun yani? İlk paylaşırken aleyhinde düşünmüyor ama nedense o kendini ben yani kendi reklamını yapıyor ya. Kendi reklamını yaparken kendi çözülüp de bir başkası tarafından ona reklam yapılmaya başladı <laughs> İstemiyor, mı? İstemiyor değil mi? Hmm, bir reklam saniye. veren mi olmak istiyor? Ben sübjeyken obje oldum. <laughs> Nerede o bizim yorumcumuz sübjek obje olayını da hemen bir gelsin. Hmm, burada sübjek obje hiç beklemez. <laughs> gelsin hemen bir yorum. <laughs> ee, ya reklamların bir avantajı bence daha doğrusu bu konuyu getirirken düşündüğüm en büyük avantajı fiyat düşürmesi. Reklamlar mı fiyat evet, düşürüyor? Nasıl ya? Yani? Reklamlar fiyat düşürüyor şu şekilde. Ders yani... değil mi? Bir dakika çok dersin. Şu soruyu Buyur. aklında bulundurarak söyle evet. bunu. Reklamı daha çok yapılan şey yok yere daha pahalanmıyor mu? Marka değeri denen uçucu boktan dolayı. Evet ama e, reklamı yapılsın yapılmasın bir şekilde marka değeri oluşacaktır bence. Yani bu işte o markanın televizyona veya Twitter'a internete falan verdiği reklam çerçevesinde gelişmiyor. İnsanların ona ne kadar ilgisi olduğuyla birlikte gelişiyor. Hmm. Yani işte ne kadar fazla insan bir restorana gidiyorsa o restoranın markası o kadar daha gelişkin. İstedik kadar reklam versin gitmiyorsa kimse yapacak bir şey yok. Sanırım bu 20. yüzyılın başında falan reklam reklamcılık ilk çıktığında Millet şunu diyormuş. Yani reklamcılık toplumun isteklerini şekillendiriyor. Evet. Şu ansa şu noktaya gelinmiş. Reklamcılık toplumun isteklerine ayna tutuyor. Katılıyorum bu arada buna. Ama yani evet, kesinlikle bence de öyle. Ee, çok fazla bizim ne tercih edeceğimizi dikte etmiyor artık reklamlar Hı -hı. eskisi kadar. Zaten çünkü bütün markalardan haberdarız. Eskisi gibi değil yani. Çok reklam var. <laughs> çok reklam var, çok marka var. Ve çok fazlası hakkında haber alabiliyoruz artık sosyal medya sayesinde. Mesela eskiden düşünürsek sadece radyonun veya işte radyo artı televizyonun olduğu ortamlarda hakikaten bize söylenen markaları sadece biliyorduk. Evet. Şimdi ise bütün markalardan haberdar. İsterse bütün marka işte serüveni boyunca sıfır reklam vermiş olsun. Yine de haberdar olabilirsin. Evet. Mesela ben hayatımda Torku reklamı görmedim hiç. Görmedin mi? Görmedim gerçekten. <laughs> Ama Torku markasından haberdarım. Çünkü insanlar bahsediyor bundan. Kafasına kavuk binen Nutella çakmasını görmedim Yok, mi? Yok yani? görmedim. Ya görebilirdim de tamamen tesadüf <laughs> yani hani. İşte sen gördün ben görmedim. Ben gördüm sen görmedin falan. Hani bu re reklam reklama tabi olmak biraz da tesadüfi bir şey. Ne kadar televizyon izlediğine falan bağlantılı. <laughs> ama ben görmedim ama Torku markasını senin kadar ben de biliyorum. Çünkü işte herkes bahsediyor artık. Ve sizin bahsettiklerinizi ben görüyorum. Sosyal medya sayesinde. işler değişti. Reklamın ama en büyük avantajı hakikaten fiyat düşürmesi. Nasıl fiyat düşürüyor dersen de şunu söylerim. E, ya Temel olarak her şeyin bir maliyeti var değil mi? Bir şey üretmek için bir maliyet üstlenmek zorundasın. Özellikle de yaratıcı içerik için birileri yazıyor. Senin mesela okuduğun şeyleri, hı hı. web sitelere giriyorsun, haber diyelim ki. Bir sürü bir şeyler okuyorsun değil mi? Özellikle beyaz yakalılara sesleniyorum buradan. <laughs> Mesajınızı nasıl geçiriyorsunuz? Bir şeyler okuyarak yani. yani Bunu kaçarı yok. Veya alışveriş e, yaparak veya <laughs> alışveriş yaparak. <laughs> Aynen öyle. O da reklam. E, veya işte izlediğin dizi. Oyunculara para veriliyor işte Set çalışanlarına, senariste, yönetmene hepsine para veriliyor değil mi? Bu paralar nereden geliyor? Yani bir şekilde bu insanlara para ödenmesi lazım değil mi? İhtimalleri düşünelim. Bir, izleyenler buna para verecek. Hı hı. Bunu istemiyor kimse. Yani bir şey izledim diye para ödemek istemiyor kimse. Bedava izlemek istiyor. İkinci ihtimal, şu an televizyonda gördüğümüz gibi dizi yayınlanıyor. İşte 20 dakika sonra reklam giriyor. 40 dakika sonra reklam giriyor. Bir saat sonra reklam giriyor. Sürekli olarak bir dizi reklam. Dizi reklam. Dizi, en reklam. büyük kazık da dizi dizinin son iki saniyesinden önce <laughs> reklam giriyor. Yarım saat reklam ve evet, ona rağmen evet. bekliyorsun. Ama onu artık beklememen gerekiyor. Ama bu evet. artık şerefsizlik yani. Hani bu hakikaten ahlaksızlık. Ahlaksızlıktan bahsetmiyor muyduk bu bölümün evet, başında? Evet. Bu bence de ahlaksızlık ama bu ahlaksızın farkında olan seyircinin bunu izlemesine ne demeli? Bu da kerizlik yani. Saf. İnsanlık. <laughs> İnsanımız saf hakikaten. Ee, mesela reklam izlemek de istemiyor insanlar. Yani bu e, şikayeti çok çok duymuşsundur bence. Türk dizileri işte 20 dakika dizi 20 dakika reklam. Nasıl olur böyle bir şey? İzlemek istemiyorum. Sürekli reklam giriyor falan. Hı hı. Ama izlemek için para verir misin? Hayır vermeyeceğim. <laughs> ee, o zaman peki böyle insanlar için özel bir şey keşfettiler. Dizinin senaryosuna yedirilmiş ürün yerleştirmeler. Oo, o çok kötü ya. Mesela telefona bakıyor. Samsung gözüküyor orada. Yeni telefon aldım. Samsung S bilmem ne. Ha. Ne diyorsun? Ha. <laughs> Bence gayet iyi. Yani en ya nasıl yapma? Çok zorlama değil mi ya? Baya bir zorlama evet. Ama şunu anlamıyorum. Yani bu dizinin parası bir şekilde çıkacak değil mi? İhtimal, üç tane ihtimal var. Bir, parasını sen vereceksin izleyici olarak. iki sen izlerken dizinin arasına sürekli reklam girecek. 10 dakika reklam izleyeceksin. 3- işte programın içinde arabaya binecek. Renault Megane'a binip gidiyor. <laughs> Ve giderken belki şöyle diyor. Bu araba bayağı rahatmış <gülüyor> yani. <gülüyor> ha, Renault Megane aldım. aşırı mutluyum. Çok iyi gidiyor araba falan diyor. Ya da işte Samsung S7 inanılmaz falan evet. diyor böyle. Ben onlara razıyım yani açıkçası. Ya çünkü bunun parası bir şekilde ödenecek. İnsanların bunun farkına varması lazım yani. Evet. Bunlardan bir tanesi gerçekleşecek. Evet, birinci, Sıfıra olmaz bu. Birinci ihtimal en iyisi. İnsanlar para verip yayınlatacak. Dolayısıyla önümüzdeki haftadan itibaren bu podcast'i dinlemek için <laughs> ayda 100 dolar Ayda 100 dolar Evet. Daha mı ucuzuz? <laughs> Biraz daha ucuz. Alex. Ya yani kendini küçümseyebilirsin ama burada beni küçümsemene izin vermem. yanlış oldu. Hakikaten. İzin vermem. Bunu yapacağız. Şaşırmasınlar ileriki haftalarda. Şu an bütün bu konuyu senin kamuoyu yoklaması olarak getirdiğini <laughs> belki insanlar bilmeyebilir. <laughs> belki anlamamış olabilirler. Evet senin tarafından edildi ama. <laughs> İleriki haftalarda gördüklerinde şaşırmasınlar. Evet, hafif yani basitçe şöyle söylüyorum hakikaten biz para ödeyeceğimize reklam izleyelim. Çok basit bir durum bu yani hani bunun parası bir şekilde çıkacak bizden çıkacağına şirketten çıksın reklam verenden çıksın. çıkıyorsa. Ama sen şu an... Çünkü 5-6 saniye sonra bitiyor. Ama sen internetten izlediğini düşünüyorsun şu an. Televizyonla izleyenler... Evet televizyonla izlediğimi düşünüyorum. Hayır. Televizyonla izledim yarım saat reklam izliyorum. Çevir. Böyle bir şey olmaz. Çevir. Başka kanala geç. Geçiyorlar orada reklamlar. Tam muhabbet artık Mafya, orada. mafya. Telefona bak. Hepsi bir anda reklama giriyor. Tamam başka şey yap ama. Sen Her sürekli saniye telefona bakıyorsun zaten böyle bir saçmalı bir... Telefondan Daha çıkıyor is. reklam. Twitter'da <laughs> reklam. Twitter'da çok az reklam çıkıyor. Reklam hesaplar yapma Allah aşkına ya herkes reklam. Ama reklam olmak rek... zorunda yoksa bedavaya kullanamazsın. Mesela işte YouTube mesela insanlar çok fazla övüyor değil mi? YouTube'da yeni içerikler çıkıyor. İnsanların izlemek istediği, televizyonda göremediği yeni şeyler var. Ama hiç para ödemeden sahip oluyorsun buna. Nasıl olduğunu hiç merak ettin mi? Reklam sayesinde yani reklam olmasa YouTube orijinal içerik üreticiye nasıl para verecek? Hı. Enes Batur'un o sikik videoları nasıl izleyeceksin? <laughs> Enes Batur kim ya? Ya işte saçma sapan bir velidin teki <laughs> hakikaten. Ama insanlar böyle milyonlarca insan bu herifin videolarını izliyor. Şimdi Enes Batur para vermeseler o adam videoyu çekmez. O adam video çekmezse sen izleyemezsin. Dolayısıyla reklam hakikaten çok büyük bir araç burada. Böyle bir saçmalık yok. İçerik üreticiyi destekliyor. Başka türlü izleyemezsin bu adamı. Kime Enes Batur'a para verir Allah aşkına? Kime? Enes Batur. <gülüyor> <gülüyor> ya Enes Batur olmasın Danla Bilic olsun. E ya, fark Enes etmez Batur olmasın ya. biz olalım ya. Evet fark etmez. Her Para verecekler durum. parmak kaldırsın. <laughs> Görmek istiyorum Alex. Ee, Twitter'dan mention atsınlar. <laughs> ya, ya, sıfır. ya ya da işte şöyle düşünelim mesela Netflix'e para verebilirsin bir dizi izlemek için ama normal televizyon izlerken mesela işte pazar günü kahvaltı ettin sonra kanepede yatıyorsun uyumak üzeresin falan magazin programı açıyorsun işte Hı. Show TV'de TV 8'de bilmem ne magazin programı izlemek istiyorsun şimdi mesela o magazine para vermek ister misin Netflix'e vermek isteyebilirsin evet. O magazine para vermek ister misin? Hı hı. İstemezsin. Ama yine de izlemek istiyorsun değil mi? Bedavaya izlemek istiyorsun. O zaman reklam mecbur. Yani reklamın böyle bir güzelliği var işte sana. İçerik sunuyor bedavaya. Sadece reklam izleyerek. Hatta o reklamı da izlemiyorsun. Çıktığı zaman direkt çeviriyorsun. Sen reklamı bir araç olarak, iyi bir şey olarak görüyorsun o zaman. Bize belli başlı programların maliyetine katlanıyor reklamlar ve bize bunları sunuyorlar. O yüzden iler diyorsun. Yani Kes, sen çıkıp şunu Kesinlikle en büyük en büyük şey bu ama başka faydaları da var tabii. Başka fayda ne mesela? Ya reklamın şöyle bir olayı var. Buna katılmaz mısın? Bizim piyasada gördüğümüz bütün ürünler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Üç aşağı Genelde insanlar gibi. şuna karşı çıkıyorlar. Reklamlar 3 aşağı 5 yukarı aynı olan ürünleri bize farklı lanse ediyorlar ve dolayısıyla bizi kandırıyorlar. Olayın içinde bir kandırma var diyor insan. Öyle olsun zarar. Ne daha kötü bir ürün tüketmiyorsun ki? Aynısını tükettiğini düşün. Fiyat düşürme açısından yine de daha iyi yani. Çünkü bir de diyorsun ki üstüne para kazanıyorsun kazanıyorsan o markayı tüketmenin de zevkini veriyor çünkü. Evet. Bazı insanlar var mesela Apple aldı mı çok mutlu oluyor. Mesela. Değil mi? Evet. Hani elindeki Apple 11 ile Apple 12 arasında hiçbir fark yok. Ama 12'yi alınca mutlu oluyor. Sen bunu bir haz dolayısıyla yaşanması gereken, yaşandığımı iyi olan bir şey olarak görüyorsun. Kim olarak. insan için de öyle evet. Yani aşağılık insanlar için. mi? artık nasıl insanlar olduğunu yorumunu her dinleyene bırakıyorum yani. Ama şöyle düşünelim. Yani mesela reklamı komple bir ilişki olarak düşünürsek, reklamı veren, reklamı gösteren artı reklamı alan. Mesela 3 e, partili bir yapı var burada. Hı hı. Yani televizyon kanalı mesela reklamı gösteren. Reklamı alan biziz. reklam veren de şirketler. Burada en büyük zarara uğrayan kim sence? Şir televizyon. Hayır. Kim? Televizyon bütün parasını oradan kazanıyor zaten. Televizyon başka hiçbir şey evet. yok. Karı yok yani. <laughs> Buradan bütün parayı kaybeden aslında reklamı veren kişi yani bunu anlamamız lazım bence reklama karşı çıkarken. Şirketler her şeyini kaybediyor. Boş yere para veriyorlar. Hasan etkili değil diyorsun reklamda. Ya bence o kadar etkili değil hakikaten. Bir şey değil mi? Şu yüzden olabilir. Çok regulasyon getirildi reklam sektörüne. Bence reklam sektörü tamamen orman kanunlarına göre işlemeli. Karşıdakine bok atabilmeliler. ...buna izin vermiyorlar tabi. Buna vermeliler izin ya. En iyi reklamlar da oradan çıkıyor. Daha güzel reklamlar çıkar değil mi? Kesinlikle. Bunu kesin bir an önce serbest bırakmalılar. <laughs> Bu ay ya aklıma yine terbiye tavuk reklamı geldi. Ben bunu reklam deyince aklıma bundan başka bir bundan önce bahsettim sana önce. T6 7. <laughs> bölüme falan döndük şu an. Cidden ilk gördüğüm an yarım saat kendime gelemedim Alex. Ya yani gözümden yaş geldi gülmekten. Mesela yani. ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Böyle bir reklam görmek. Çünkü güzel yani. adam biraz da ya bir farklı hani o regulasyonları sınırına zorlamış. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan hakları savunucularını kesinlikle karşısına almış. Ya biraz böyle çirkefleşmeli evet, evet. reklamlar. Kesinlikle çirkefleşmeye izin vermiyorsunuz. Hakikaten kaldırın reklam ama sektöründe. Ama hafif de veriyorlar sanki ya. Biraz veriyorlar ya. Böyle tamamen hani değil ama hafif bir şey var. Çirkefleşme serbest bence. Bilmiyorum. Çok normalize ettiler. Çok avamlaştırdılar. <laughs> yani reklam sektörünü ya bırakın uçsunlar. Pisleşsinler. <laughs> Ya <laughs> he, yani ne bileyim çıkıyor diyor ki doktorların tercihi. Hani evet. artık alttan altyazı yazı geçmek zorunda ya kimse hı doktorların hı. tercihi değil mi? E o kısmı kimse okumuyor zaten. Ha, keşke eskiden gibi olsa böyle. Bütün markalar çıkıp doktorların tercihi bu diyebiliyorlar canım mi diyorlar zaten. Ya benim temel olarak dikkat çekmek istediğim nokta şu. Hakikaten şirketler reklam için keriz gibi para harcıyor. Biz de zaten alacağımız şeyleri almaya devam ediyoruz. Bizim için hiçbir zararı yok reklam görmenin. İşte kandırılıyorsan, ya kandırılsan yani, da olur yani. ki hiçbir önemi yok. Eğer fiyatı düşüyorsa tüketeceğin şeylerin hiç sorun değil. Mesela şöyle düşünelim. Sana şöyle bir teklife gelseler ya da işte bana böyle bir teklife gelseler. Suyun fiyatı bedava olacak, tükettiğin suyun. Ama her musluğu açtığında reklam gelecek. Mesela diyecek ki işte erikli. <laughs> Uludağ işte kaynaklarından <laughs> el değmeden şişelenmiş. <laughs> Dünyanın en iyi suyu edikti. Neden tüketmiyorsun? Bir şey Düğü, bir değil, para verebilirim. Evet. Para Her, verebilirim. Öyle ya. mi diyorsun? Evet. Ben tam tersini düşünüyorum. Çok bintizsin çünkü. Para vermek, <laughs> yani buna niye para vereyim ya? Musta açarım, edikli reklamında dinlerim reklamı. İzlemek ne var? zorundasın ama. Eee tamam ne var? Gidemiyorsun, gözünü takip ediyor böyle. Tamam Eğer, ne var? Evet. Kaçırdın mı baştan başla? Sesli reklam diyelim. Evet duymak zorundayım. Evet ne var? Ne mi var? Evet. <laughs> Su içmek bir yani günde 3 litre o içeceğimi düşünüyorum. Evet. Her içtiğinde la 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 la. Duyayım ya yani, ne var da, canım ne olacak ormanlar, yani bir zarar yok ki bana. Su akıyor sena sena değil sana veriyoruz <gülüyor> ağzından. <gülüyor> ya valla açıkçası la 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 la. şu an bu anlaşmayı getirin direkt altına imzamı koyayım. Benim için reklam hakikaten umurumda değil yani. Zaten bir yandan da şöyle bir durum var. Beynimiz reklamdan kaçınmaya programlanmış. Yani işte bir web siteye girdiğin zaman diyelim ki işte hürriyet.com.tr, milliyet.com.tr işte hangi web sitesine giriyorsan haber almak için t24 bilmem neye giriyorsan artık girdiğin zaman her tarafta bannerlarda reklamlar var değil mi? Ama onları okumuyorsun ya da işte. Televizyonda reklam çıktığında anında kanal değiştiriyorsun. Neden? Çünkü beynimiz reklamdan kaçınmaya programlı. Ama işte geçtiğin yani. kanalda Yine da reklam ediyorlar. var. Geçtiğin kanalda da reklam var, fark etmiyorsun. Olsun. Bir noktada ya televizyonu kapattığınız için komple. Kim yapıyor bunu? yap yapsan Kimse mı ya da yapma. bakma mesela o sırada başkasıyla muhabbet et. Ama şey yok mu? Yok. Buna niye fight... para veriyor adamlar? Ama yani Fight Club'da penis gösteriyorlar sana falan. Hiçbir yani... şekilde farkımda olmamıştı bu arada forumlarda yazılana kadar. E işte. Ama işte orada açık bıraktın mı milletinde millet reklam verenler bunu düşünüyor. Arkada açık kaldı mı o periferiden gördü mü o bir gider benim. Evet gerçekten kazıklanıyorlar bu arada. Markamı alır. <laughs> bir yandan da mesela şöyle bir faydası var. Hangi ürünü almak istediğine karar veriyorsun. Çünkü seçmek çok da kolay değil yani. mesela bir ürünün bir sürü çeşidi var değil mi? Hangi birinin daha iyi olduğuna nasıl karar vereceksin? Bence reklam izlemek gayet iyi bir yöntem. Kandırılarak diyorsun. Evet, gerekirse kandırılayım yani. Eğer o plaseboyu yaşayabiliyorsam kandırılmamın hiçbir önemi yok. Mesela reklam veremeyen sektörleri veya meslekleri düşünelim. Neler var? Muhasebeciler. Oh, noter. Noterler mesela. Hangisi daha iyi damga basıyor? Sırayla dünyanın en sıkıcı mesleklerini Nereden... mi sayacaksın? İşte reklam veremeyenler bunlar. Nereden bileceksin hangi noter daha iyi onaylıyor? <laughs> Bilemezsin değil mi yani? Mesela işte damga kalitesi, mürekkep kalıcılığı. Hangisinde daha az sıra bekliyorsun? Falan. Bunu bilemezsin çünkü reklam vermeleri yasak. <laughs> yasak ya. yasak değil. Verseler <laughs> de kimse almaz. Bence alır bu arada. Bence Kim olur. alır. Allah Yeter Allah. ki reklam olsun. Aklında o kalır ona gidersin. Ama yasak. Mesela reklam olsa bazıları daha fazla müşteri çeker. Çok müşterileri olduğu için indirim yaparlar. Daha ucuza kullanırsın. Noteri daha ucuz olması mesela gayet iyi bir şey. Noterin daha ucuz olması. Şu an ateş pahası fiyatlar. <laughs> Neyi onaylattın ya? Veya işte <laughs> ya herhangi bir şey bilmiyorum. Bir sürü insan her şeyi onaylıyor. noteri işin düşüyor bir şekilde. Doktorlar da mesela reklam yapamıyor. Onlar da işte daha çok böyle tavsiyeyle falan ilerliyor değil mi? işte şu işte. doktora gittim işte çok iyi bayağı ilgileniyor. Böyle gidiyor. Eskiden yani doktorlar şey. reklamlara dahil olabiliyormuş. Bir tane ilaç endüstrisi bir ilaç çıkarıyor. Doktor alıyor. Hatta sigara reklamı varmış böyle ya. İyi doktorlar Malboro içer falan gibi böyle. <laughs> ya müthiş bir ortam değil mi? Ama ya o da bayağı iyi de. Doktor Şimdi... sigara markası yakıp onun reklamını yapıyor. Bence müthiş bir Ama o. Ama sigara onu o günlere bir için dönlemiş. falan iyi bir şey olarak düşünüyorlarmış. O yüzden biraz da sigarayı sindirim için olumlu bir şey olarak düşünüyorlarmış yani yani, zararını yani görmeden ne düşünecek reklamdan parasını alıyor bence Gerçekten o günlere tamam, geri dönmeliyiz her şey onu serbest Her şey serbest olmalı reklam ama o zaman bile bu arada şu serbest değilmiş doktor akan prostat muayenesinde bir numara <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> bu mesela o zaman da serbest değilmiş Tabii, doktor yani, kendi reklamını heh, yapmayacak heh, ürünlerin reklamını yapacak ama işte para insanlar yiyecek. zaten insanlar yeterince reklam yapıyor yani birisi ona para versin vermesin mesela birisi doktora gidiyor ve ondan sonra arkadaşlarına şunu söylüyor doktor Hakan'a gittim ili çok hafif prostat muayenesi <laughs> olmak istiyorsanız doktor Hakan'dan başkasına git. diyor bu da olmalı yani ya. hani ya işte... bu da olmalı ya ya ne kadar hoş bir ortam olup <laughs> ya, ya bu... zaten bunu engelleyemezsin evet, tavsiye evet. olayını Engellemek imkansız. İnsanlar işte ister doktor, ister ürün, restoran falan, bunları sürekli tavsiye ediyorlar. Öyle değil mi? Hı hı. Özellikle mesela ya her şeyle ilgili tavsiye veriyorlar da e, en çok dizi ve film tavsiyesi. Mesela bundan insanları kurtaramazsın. Ha. Ne kadar arkadaşım var? Hepsi dizi ve film tavsiye ediyorsun. En güzel small talk malzemelerinden. Evet, ben aynen benim. öyle. Mesela Senede kaç tane dizi veya film fragmanı izliyorsun? Kaç tanesine maruz kalıyorsun? Bilmiyorum. En fazla 15 tane 20 tane. Sinemaya gidersen o da. Ama kaç tane diziyi birisi sana izle diyor. Kaç tane filmi sana birisi izle diyor. Günde 20 tane. <laughs> Üstelik buradan hani kazanan da yok. Ne reklamı veren yani tavsiyeyi veren ne reklamı alan kazanıyor. Çünkü adamın dediğini zaten izlemiyorum. Üstüne üstlük bir de sıkıcı bir şekilde tavsiye ediyorlar. Mesela işte birisi gelip bana diyor ki Dark'ı izle işte kesinlikle beğeneceksin falan bilmem ne. Bari reklam gibi hani bir eğlencesi olsa. Mesela biri gelip bana işte abi Dark'ı izle kesin beğenirsin falan demek yerine gelip bana şöyle dese Netflix'teki Dark'ı izle la 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 la. Asla Stranger Things değil. La 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 Sadece 10 bölüm 40 dakika. La 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 Böyle girse mesela. Rap falan yapsa böyle hani. En azından hani bir eğlenceli olur. Reklamdan aldığımız bir şey alırız yani. Bir keyif alırız. Reklamlarda çünkü bir eğlence var. Herkes reklam sever. Evet. Bu, bu bir gerçek yani. Çocukken yani. mesela şu oyunu oynamayan var mıydı? Televizyon başına iki kişi geçip özellikle kardeşi olanlar kesinlikle bu oyunu oynamıştır bence. Televizyon başına geçip reklam çıktığında ilk kim hangi reklam olduğunu tahmin edecek. Ya <laughs> bu oyun ben çok... oynamadım. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Abi bir, bir sürü kişi oynamıştır bence bunu. Üzerinde ne kadar fazla konuşuyoruz yani reklamları. Ama reklamlar da bu devirde çok absürtleşmedi. Mi? Ya ben en net şunu hatırlıyorum. ya Bir reklamı açıldı televizyonda. İzliyorum, izliyorum, izliyorum. Sonunda dedim ki bu Harry Potter film fragmanı herhalde. Hı hı. Araba reklamı çıktı. <laughs> Onlar oluyor bu arada evet. Çok abuk sabuk reklamlar var. Böyle daha iyi bu arada biliyor musun? Çünkü sonunda bir şoka uğruyorsun ya. <laughs> evet. O şokla beraber aklında kalıyor. Aynen öyle. Yani reklamın iyisi kötüsü yokturun. Kesinlikle. Bir versiyonu. Evet. Ya bir yandan da mesela bunu da kullanıyorlar. Bir yandan da şunu kullanıyorlar. Ben onu pek sevmiyorum. Sinir ederek akılda kalma. <laughs> mesela. Abuk sabuk bir reklam. Böyle Sinirim bozuyor. İzlerken sinir katsayı yükseliyor ve o aklında kalıyor. Yani çok bunu da iyi. çok fazla kullanıyor. Çok iyi. Efektif. Onlar açısından bayağı faydalı hakikaten. Ama mesela işte şu anda herkesin aklına böyle boktan radyo jingle'ları geliyor değil mi? Veya işte televizyonda izlediği reklamlar. Senin aklında yok mu? Radyo izleyen herkesin aklında muhakkak vardır. Mesela Koçtaşa gidiyorum, evimi çok seviyorum. <laughs> ya bunu kimse unutamaz. Ya da işte tahsildar oğlu benim peynirim. Oo. Kimse unutamaz. Mümkün bunu değil yani bir böyle şerefsizden bir şerefsizden dolayı. Efendim? <laughs> bunu unutamam bir şerefsizden. <laughs> ya aynen. Ya da işte bir numara mutlu akü, mutlu akü bir numara. Yani Mutluyum, renk... mutlusun. Mutlu. Aynen ya, öyle. Yani. Mükemmel. <laughs> Bu reklamları unutmak mümkün değil ya bu mesela fena mı hakikaten insanlara bir işte sosyalleşme yöntemi bir eğlence bir şey veriyor yani. Ve gidip de mutlu akü almadım hayatımda. E aynen böyle de bir güzelliği var kimsesini almak zorunda da bırakmıyor istersen git başka bir akü al kimse bilemez bunu yani ya da işte mesela çocuk da yaparım kariyerde. <laughs> bu bir reklam mı? Reklam ne demek? evet bilmiyor musun bu, bu bir çok hayat fazla çıkıyordu gibi. mesela. İşte mesela hayat felsefesi olarak düşünüyorsun ama bu bir reklamdan çıktı. Ne reklamı bu? Ya bir ped reklamıydı. Ped. Beth... <laughs> Çok... Müthiş eski. eski dönemlerin eski dönemlerdeki kadar acımasız. Hakikaten. <laughs> o kadar. Ya pedle çocuk da yaparım kariyerdenin ne alakası var ya? <laughs> ya hiçbir şey beni engelleyemez diyor yani. Regül beni engelleyemez hiçbir şey engelleyemez diyor. <gülüyor> <gülüyor> Zor bir şey hakikaten yani yapacak bir şey yok. Ama bu arada benim hani bütün bu reklamlardan en sinir olduğum şeyi söylüyorum. Bir tane de mesela aksi argüman getirmek zorunda hissettim kendimi. O da şu reklamların bazıları beni çok aciz hissettiriyor. Ne gibi? O da şudur. Aciz hissetmemin sebebi bazı reklamların izlerken ve dinlerken şunu fark ediyorum. Bu reklam benim işte kafama takılması için yazılmış. Örneğin mesela büyüdüm büyüdüm pınarla büyüdüm reklamı vardır ya. Yani biri oturup şöyle diyor. Bunu dinleyen herkesin aklında kalan bir şey yazacağım diyor. Evet. Hakikaten de benim aklımda kalıyor. Bu kadar primitif olmak benim ne, sinirimi bozuyor. Ne Karşı çıkamıyorum. Yani hani o o benim aklımda kalacağını düşündüğü şeyi yazıyor. Otomatikman benim de hakikaten aklımda kalıyor. Saçmalama Bu zinciri bozmak gerçekten. istiyorum. Yani benim saçmalama. de bir iradem olsun istiyorum. Beni daha iyi mi kandırsınlar diyor. How? Beni adeta tanrı gibi mi kalmalısinlar diyorsun? Beni hiç kalmasınlar istiyorum. Arada sırada da ben, saçmalama. aklıma takılmasın istiyorum. Benim bir yandan özgür iradem olduğunu düşüneyim ama bir yandan da her şey önceden belirlenmiş olsun istiyorsun. Hayır. <laughs> Alex. Efendim. Reklamlar çok uzadı. Evet bu yüzden ana konuya giremedik <laughs> aynen öyle şaka bir yana beni konusuzluktan kurtardın abuk subuk bir <laughs> konu getirecektim bu konu uzadı ve beni kurtardın hakikaten ne diyeceğim <laughs> hakkında hiçbir fikrim yoktu Sağ ama özür dilerim aynı zamanda <laughs> o konuya, <laughs> konuya, geç, konuya geçmeyelim artık bu kadar uzadığı için <laughs> Evet. Başka bir gün saçmalarız. <laughs> Aynen haftaya saçmalarız. Nasıl olsa ee, nasıl olsa zamanımız sonsuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu haftanın konusu reklamlardı. Ben dünyayı iyi yutuyor dedim ama siz ne dersiniz bilemem. Dünyanerevideo.com'da yorumlarınızı yapıp anketimize katılabilirsiniz. Bizi dinlemeye devam edin. Haftaya salı görüşürüz. Güle güle.